Hanımlar beyler, günün ilk yarışmacısıyla masanın başında buluştuk. Siz de bizimle stüdyoda bir araya gelmek isterseniz ekranda gördüğünüz adrese seslenmenizi rica ediyoruz ki biz sizi yakaladığımız gibi stüdyoya fırlatabilirim. Atilla Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Neler yapıyorsunuz? Şu anda dinleniyorum, istirahatteyim. Çok uzun bir çalışma şeyinin arkasından, performansının arkasından. Şu anda istirahatteyiz. Çok güzel. Dolayısıyla keyfimiz yerinde. Harika. İzmir'deyim, İzmir'de yaşıyorum eşimle beraber. Aha. Şu anda sadece gezmeye odaklanmış bir vaziyette. Hem Türkiye'yi hem dünyayı acaba nasıl harmanlarız diye bunu düşünüyoruz. Çok güzel, harikulade. Umarım istediğiniz gibi olur. Kelimelerle ilginiz ne düzeyde? Çok aşırı neşiriz ama orta iddiadayım. Yani evet, tabii ki televizyon başında çok daha kolay oluyor. Burada biraz daha zor gibi görünüyor. Ama bakalım, yani çok iddialı olanların da başarı yüzdesinin düşük olduğunu gördüğüm yarışmalar oldu. Hı hı. Hayırlısı diyelim. Hayırlısı diyelim. Sizin de desteğinizle bu işin içinden yüzümüzün akıyla çıkacağız inşallah. Efendim, tabii ki. O zaman başlayalım mı? Tabii yavaş yavaş. Tabii ki. Hanımlar beyler, ilk sorumuz geliyor. Gün batımında güneşin altına indiği ve görünmez olduğu düzlem. Gün batımında güneşin altına indiği ve görünmez olduğu düzlem. Ufuk. Ufuk doğru cevap. Dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Tohumdan yetiştirilip dikim çağına ulaşan ergen bitki. Fide. Fide doğru cevap. Efendim, beş harflilerdeyiz. Bir özel isim, bir canlı türü soruyoruz size. Bakalım nasıl olacak. Gelsin bakalım soru. Avustralya'ya özgü bir köpek cinsi. Sanki harf mi alsanız? Çünkü harf alalım. Bu biraz... Dingo. Dingo doğru cevap. Boşu boşuna harf aldırmadım değil mi? Yok değil. Ha, evet. Çok iyi oldu. Evet. Teşekkür ederim. Evet, beş harf, yani ben çünkü karşılarsa hayatta dingo aklıma gelmez benim. 56 tane köpek cinsi sayarım. Bir şey çıkınca hani faydası olur diye düşünüyorum. Çok doğru zamanda çok doğru bir hareket oldu. Teşekkür ederim. Peki efendim, o zaman kimyadan bir soru gelecek. Beş harfli bir cevaba ihtiyacımız olacak. Buyursunlar. Çözelti durumundaki bir sıvıda sıvının dibine çöken katı madde. Basit düşünün. Bir harf alalım. Bir harf aldık. Kimya deyince kafanız karışmış olabilir. Evet. Çözelti durumundaki herhangi bir sıvıda sıvının dibine bir şey çöker ya, ne deriz ona? Çökerti. Değil. Eş anlamlısı çökeltinin ama mesela şöyle düşünün, hani bir konsantre meyve suları vardır. Süremiz gidiyor bu arada. Bir harf daha alalım. Bir harf daha aldık. O meyve suları da aslında çözeltidir ya, konsantre meyve suyu olduğu için. Onun dibine çöken bir şey var. Ne deriz ona? Bir harf daha alalım. Bir harf daha alalım deriz. Tortu. Tortu efendim. Tortu doğru cevap. Tortu. Efendim, altı harflerdeyiz. İsim soylu bir sözcük soruyoruz. Gelsin bakalım. Yaklaşık 5 dakika haşlandıktan sonra hemen soğuk suya atılarak kıvamının tutturulduğu sarısı az pişmiş yumurta. Harf alalım. Aslında çok basit düşünün. Bulacaksınız. Süre gidiyor. Evet. Bence durdurun. Bileceksiniz bunu. Yumurtanın adını sormuyoruz. Bunu fark ettiniz mi bilmiyorum. Haşlandıktan sonra, 5 dakika haşlandıktan sonra soğuk suya atılarak kıvamının tutturulduğu sarısı az pişmiş yumurta. Kayısı. Kayısı efendim. Kayısı doğru cevap. Altı harflerden devam ediyoruz Atilla Bey. Bir sıfat soracağız şimdi. Gelsin bakalım, nasıl soruyoruz sıfatı? Argo'da ruh sağlığı yerinde olmayan, dengesiz olan anlamında kullanılan sözcük. böyle tüm bağlantıları koparmış gibi düşünün. Bir harf alalım. Bir harf alalım. Kontak. Kontak doğru cevap. Efendim 7 harflilerdeyiz. Batı kökenli bir kelime soracağız. Gelsin sorusu. Bizans oyunlarının yapı taşı. Bizans oyunlarının yapı taşı. Bizans oyunları dediğimiz şey ne efendim? Bizans oyunları. Yani spor müsabakası. Hiç öyle bir şey değil. Bizans oyunları. Yalan dolan. Entrika. Entrika doğru cevap. Şimdi efendim 1 dakika 10 saniyemiz var. 3100 puanımız var. Puanda iyiyiz. Sürede biraz sıkıntıdayız. Evet. Biraz daha hızlanmamız gerekecek. Ama yapabiliriz gibi görünüyor bana. Allah. Efendim 7 harfli ikinci kelimemiz gelecek. Şimdi kendisi birleşik kelime, sorusu askerlikten geliyor. Gelsin bakalım. Arapça kökenli mütareke sözünün yaygın kullanılan karşılığı. Mütareke. Anlaşma. Değil. Birleşik kelime. Birleşik kelime. Bir harf alalım. Alalım. Harf aldık. Ş. Mütareke. Mütareke. Yaygın kullanılan karşılığını harf alalım. Harf aldık. Ateşkes. Ateşkes doğru cevap. Efendim şimdi 8 harfli ilk kelimemizin sorusu gelecek. Buyursunlar. Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkenlerden, tehlikeden, zor bir durumdan uzak tutma, koruma. Harf alayım. Harf aldınız mı basarken sanki? Onu mu demek istediniz? Evet, onu. Aynen, evet. Evet. Muhafaza. Muhafaza doğru cevap. Efendim şimdi yine 8 harfli batı kökenli bir sözcük soracağız. Bitkiler aleminden geliyor. Gelsin bakalım. Özel aroma vermek amacıyla esansı çaya katılan bir turunçgil. Harf alayım. Alın, durdurun da. Çaya katılır. Hani şey, hatta İngilizler çok içer o çayı. Turunçgil, aklınıza gelen turunçgilleri sayın. Portakal değil, limon değil. Nerenin tulumu iyidir? Bergamot. Bergamot doğru cevap. Ha, bu kadar bildiğim bir harfi şeyi değiştireceksiniz. Bergamot. Ha, bergamot doğru cevap. Bu kadar değil mi? Evet doğru cevap. Evet. Bu kadar bildiğim bir şeyi nasıl unuttum şu anda, şaşırıyorum. Çok normal Atilla Bey, yani bu zaten stresi yönetmek dediğimiz şey bu. Evet. Hani burada zaten patlıyor, yoksa hani kesinlikle çok doğru. İyi yarışmacılar burada helak oldu. Doğru. Efendim 9 harflilerdeyiz. Tek kelime ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Çok genel bir ifadeyle soruyoruz. Yapıştırın soruyu. Komedyenin işi. Komiklik. Ya söyleyin. Komiklik. Değil. Hayır, komiklik yaptığı. Yani karşılığında ne için yapıyor komikliği? Güldürmek. Güldürmek efendim doğru cevap. Efendim 9 harfli bir diğer aradığımız cevap 2 kelimeden oluşuyor ve spordan geliyor. Gelsin bakalım sorusu. Süreyi unutmayın. Voleybolda karşılaşmanın kazanılması için alınması gereken son puan. Son puan. Maç sayısı. Maç sayısı doğru cevap. 10 harflilere geçtik. İlk 10 harfli aradığımız cevap 2 kelimeden oluşmuş, kalıplaşmış bir tabir. Gelsin. Halk ağzında anlaşması zor, problemli kimseler için de kullanılan, hastanede tedavi edilmesi gereken hastalık. Anlaşması zor, problemli kimseler için kullanılan hastane. Ruh sağlığı, bozukluğu. gibi? Şöyle, hastanede tedavi edilmesi gereken hastalık gibi düşünün. Rahatsızlık. Değil. İki kelime. Ya biz böyle bir sosyal hayatta da şey deriz yani, anlaşması zor insanlar için ay bu da nokta nokta ha deriz. Problem. Hastanede tedaviye ihtiyaç duyuyor. Doktorlar ne diyor hastalık için? Klinik vaka. Klinik vaka olacaktı. Atilla Bey. 5800 puan aldık. Evet. Hiç hak ettiğiniz bir puan değil. Teşekkür ederim. Rica ederim. Süreyi de bitirdik. Aslında bir soruyu da göremedik. Göremedik. Aslında biz bir 7000'i görürdük gibiydi sanki. Evet. Maalesef göremedik ama arkanızda 3 yarışmacı var. Onların da başına neler geleceğini hiç bilmiyoruz tabii. Başarılar. Neler yaşanıyor Atilla Bey buralarda bir bilseniz. Göreceğiz. Ama şimdiden göreceğiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Hanımlar beyler, Atilla Bey'i alkışlarla uğurlayacağız ve ikinci yarışmacımız gelecek.